Değerli arkadaşlar, Hizbullah lideri Nasrallah neden Pezeşkiya'nın yemin törenine gitmedi? Buna mukabil Katar İsmail Haniye'nin Tahran'a gitmesine izin verdi. Bu ciddi bir tartışma konusu bugünlerde. Çünkü Nasrallah kendisinin Tahran'da dahi güvenliğinin sağlanamayacağı düşüncesiyle gitmemiş. Pezeşkiya'nın düğünü e, şeyine yemin törenine ve Nahaniye'de gidince hem de İran devrim muhafızlarının koruduğu bir çok özel binada e, suikasta kurban gitti. Şimdi bu tabi İran'ın boynuna asılmış bir çan gibi sürekli şangırdıyor. Her yerden ses geliyor. İran panik ve özellikle New York Times yayınladı. işte iki ay önce odasına bomba konuldu. Bu bombayı da işte içeriden alınmış insanlar yaptı falan gibi yorumlardan sonra dikkat ediyorum. Sürekli hayır odada bomba yoktu. Mermi dışarıdan geldi senaryosuna sığınıyorlar. Mesela Hamas'ın e, Tahran temsilcisi böyle bir açıklama yaptı. Sonra Devrim Muhafızları adına yapılan açıklamada 7 kilogram ağırlığında kısa menzilli bir tür füze merminin İsmail Haniye'yi odasında bulduğunu ve öldürdüğünü söylediler. Ve bu eyleme Siyonistler yaptı ama Amerika destek verdi diye de tamamladılar. Middle East Eye her zaman takip ettiğimiz iyi bir yayın organı. İki imzalı bir haber yayınladı ve diyor ki İsmail Haniye'nin öldürüldüğü Tahran'da çok sıkı korunan binada bulunan üç kişi Hamas liderinin bir uçan cisim hedefi e, olduğunu söylediler. Uçan cisim, projectile yani e, tam bir füze de değil İşte daha sonra işte zaten açıklandı 7 kilogramlık bir e, füze tarzı mermi. Ee, görgü tanıkları, ya, tanıklarını yapan üç kişiden birisi Haniye'nin hemen yan odasında kalıyordu. Kesinlikle uçan bir cisimdi. Yani odaya önceden konulmuş bir bomba yoktu diyorlar. Ee, yine e, bina Sadabat Sarayı'na yakın e, ve e, devrim muhafızlarının korumasında. Bu açıklamalara rağmen İranlı yetkinler tatmin edici bir açıklama da yapmıyorlar açıkçası. Ve devrim muhafızlarına yakın Fars Haber Ajansı yapılan araştırmada bir füzenin tespit edildiğini ifade ediyor. Ne demek yapılan araştırma füze tespiti falan. Füze gelmişse bir odada patlamışsa parçası orada kalır zaten. Şimdi İranlılar Batı medyasında çıkan e, odaya bomba konmuştu haberlerinin kendilerini daha çok daha vahim bir biçimde töhmet altında bırakacağına inandıkları için bu davranışı sergiliyorlar. Ama İngiliz The Telegraph gazetesi bakın ne diyor? Mossad suikaste İran devrim muhafızları içinden iki ajanı kullandı. Bombayı Haniye'nin odasına Mayıs ayında yerleştirmişler. İlk plan Haniye eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i cenazesi için Tahran'a gittiğinde gerçekleşecekti. Yani bundan birkaç ay önce. O sırada binada çok insan bulunması ve başarısızlığın neredeyse kesin gözükmesi nedeniyle bomba patlatılmadı diyor. Telegrafa. E, bilgi veren şahıslar. Ajanlar daha sonra binanın 3 ayrı odasına 3 ayrı odasına bombaları yerleştirip ülkeden ayrıldılar. 3 ayrı odaya bombaları yerleştiriyorlar. Binanın içindeki güvenlik kameraları kayıtları geriye doğru incelendi ve iki ajanın odadan odaya dolaştıkları o kayıtlarda da görüldü. Demek ki The Telegraph şu anda soruşturmayı yöneten İranlı yetkililerle karşı buluşmuş vaziyette. Onlardan alıyor bu bilgileri. Çünkü kayıtların geriye doğru incelenmesi falan filan. Bütün bunların e, hiyerarşinin en üst noktasının bilgisi dışında yaşanması yine de imkansız. Yani Şöyle bir durum var dün de söylediğim gibi acaba İsmail Haniye kararlı duruşu aşırı Filistinli bir yan duruşu vardı. Yani şey değil e, esasında e, şu anda Halit Meşal mesela geçici olarak bu göreve getirilmiş Halit Meşal tarzı e, sünni devletlerle ilişkilerin İran'la ilişkiden daha sıcak olması gerektiğini savunanlar grubu Bu yüzden Erdoğan'la ilişkilerini sıcak tutuyor yani sadece İran'a sırtını dayamayan tam tersine Katar ve Türkiye ittifakına daha çok önem veren ve sırtını biraz daha Türkiye ve katara' yaslayan bir siyasi anlayış içinde İsmail Haniye çünkü İran'ın e, direniş ekseni diye adlandırdığı bu eksen üzerinden kendisini güç biriktirdiğini fakat o eksenin elemanlarına herhangi bir faydasının olmadığına da inanan insan sayısı çok fazla Hamas'ta. Böyle de bir durum var. Ve e, tabii ki eğer bu olay özellikle Gazze'deki Yahya Sinvar'ın önüne açacak ve savaşçı kadro diplomatik kadronun önüne geçecekse gerçekten bu suikaste İran'ın payının ne olup ne olmadığını önümüzdeki günlerde daha net tartışılması gerekiyor. Bu açıklamaları yapan İran'ın başkenti Tahran'da 25 kişi tutuklanmış bu olayla ilgili olarak. Eğer zaten dışarıdan gelen bir füze ise bu füzeyi kullanan adamları yakalamanız mümkün değil. Ama eğer içeriye bomba konulmuş ve büyük bir zafiyetle bu olay gerçekleşmişse o zaman 25 kişi tutuklamak az bile. Şimdi İran anladığım kadarıyla bir yandan İsrail'e nasıl misilleme yapacağının telaşını yaşıyor, diğer yandan da e, Orta Doğu coğrafyasının denklemindeki en önemli karakterlerden birinin kendi koruması altında nasıl öldürüldüğünün hesabını bir şekilde vermemeye çalışıyor. Hoşçakalın.